YKS 2024'ten çıktık da geldik. Edebiyat soruların cevaplarına birlikte bakalım. Hatırlayabildiğim kadarıyla 18-19 tanesini yazdım hatırladıklarımın. Hadi hızlı bir şekilde bakalım. 3-4 tane hatırlayamadığım soru da paragraf sorularıydı. Onları da zaten siz de kafanızda kurarsınız diye düşünüyorum. Videoya giriş yapmadan önce bugün itibariyle ÖSYM çok büyük ihtimal geceye doğru 6'dan sonra hem TYT hem AYT sorularının cevaplarını yayınlar. Elinize kağıt kalemi mutlaka alın. Netlerinizi 3 aşağı 5 yukarı mutlaka çıkartın. Yarın itibariyle YouTube Mega Dersin Koçluğu, Mega Koçluk, Tercih Koçluk başlıyor. Instagram'dan DM kısmından TikTok profil DM veya TikTok DM veya da mail olarak megadersonline@gmail.com'dan tercih koştuğu için destek almayı unutmayın. Yarın itibariyle artık tempomuz başlıyor. Haydi bakalım edebiyat sorularının cevaplarına birlikte bakalım öncelikle. Bir Alzheimer ile bir soru vardı. Paragraf sosu fıstık koklatıyorlardı biliyorsunuz. Alternatif tıp yöntemler olacak. Bence çoğunuz doğru cevaplamışsınızdır bunu. Bir Kant'ın sorusu vardı hatırlıyorsunuz. Son ana kadar bekledim onu yapmak için. En sonunda artık şurada şey vardı ya insanların tüm ortaktır gibi evrenselliğe gittim. İstemsizlik ve evrensellik olacak çok büyük ihtimal cevabı. Yanlışımız olursa da affola. Anımsatma sanatı vardı. Telmih sanatı. Birini anımsatmıştı orada. Telmih olacak onun cevabı. Gülşehri sormuş. Mantık Kurtay sormuş. Farklı bir eleyici soru sorabilirdi ama resmen net hediye etmiş burada. Bence çoğunuz doğru cevapladı. Şiirle ilgili bir soru vardı. Hangisi yanlıştı da cevap semai olacak. Çünkü semai 8'li hece ölçüsüdür arkadaşlar. Kendini övme gibi bir açıklama kısmı verip işte telmi, metiye gibi cevaplar vermişti. Hangisi yanlıştır demişti. Metiye olacak. Çünkü şair kendini Fahriye'de övüyor. Metiye'de kendini övmez cevabı olacaktı. Havaya çizilen dünya gelmiş Fazıl Üstün'ün. Anamın kitabı eleyiciydi. Yakup Kadri'nin sorusu arkadaşlar. Üstad gelmiş Recaizade Mahmut Ekrem'in Üstad. Yani Üstad'ı gördüğüm an ben yaptığım birkaç da eseri vardı. Bence bunu doğru yaptığınızdan eminim. Sis şiiri gelmiş Tevfik Fikret'in cevap Tevfik Fikret olacaktı. Akım sanatından makineleşme sormuş. Direktman fütürizme gidecektin zaten. Elçilerin gezisi sefaretname. Bence burada bir hata yaptığınızı düşünmüyorum. İnşallah doğrudur. Şehi harname gelmiş. Bir tane sağlam soru var. İki tane sağlam soru vardı. Biri halk hikayesi kahramanlarını vermiş. Çoğunuz boş bırakmış olabilir. Kerem ile Aslı olacaktı cevabı. Masalın giriş bölümü, tekerleme bölümü, döşeme olacaktı. Kül Toglu'nun Adalet, Ay Toglu'nun Saadet Öklümüş'ün öktürmüş ve okturmuş olarak sıralama olacaktı arkadaşlar. Kül Toglu'dan başlayan Ay Toglu olarak devam edecekti. Biraz eleyici soruydu. Yani 18-19 tanesini hatırlayabildim. İnşallah çoğunuz doğru yapmıştır. Benim tahminim 14-16-17 bantlarında ortalama olacak. 18'in üstü iyidir. Eleyicidir 18'in üstü. 20'nin üstüne çıkabildiyseniz bravo. Kutluyorum hepinizi. Genel bir değerlendirme yapacak olursam edebiyatta çok kolay soruların olduğu ama zor soruların da olduğu ortadan zora giden bir sınavdı. Edebiyat sınavı AYT değerlendirme videosu da atacağım mutlaka. Edebiyatla ilgili inşallah gönlünüze göre olmuştur. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu süreç artık tercih dönemine sınav sonuçlarını beklediğiniz döneme girdiğiniz dönemdir. Tercih koşulunu yarın itibaren de açmaya başlıyoruz artık sınırlı sayıda kontenjanlı WhatsApp kısmından tercih sonuna kadar beraber olacağız inşallah. Hepinizi kutluyorum. Hepiniz için hayırlısını diliyorum arkadaşlar.